finanse ettirirseniz özgür bir basının ne kadar önemli olduğu yahut bunun ne kadar bir ihtiyaç olduğu da gözden kaçabiliyor. Yani en az konuşulan konulardan biri de medyanın finansmanı. Bu nasıl finanse edilir? Yani gazete. Şimdi üstündeki fiyatın 50 kuruş. Maliyeti daha yukarıda. Aynı zamanda bunu reklamla finanse ediyorsun. Peki eğer tirajını yüksek gösterirsen hakkın olmayan bir reklam payı alıyorsun. Ya da bir şekilde gazetenin satışından bağımsız bir başka gücün varsa onunla bunu aradaki fark kapatıyor. O zaman ne oluyor? Gerçek medyacı, gerçek bir medya anlayışı, ilkesi ve gereğini yapmak özgürce her konuda ifade insanların fikirlerini ifade etmek, habercilik yapmak, bütün toplumu bir objektif ilke üstünden kapsamak gibi bir olması gereken noktaya gelmiyorsun. Nasıl olsa zararı birisi finanse ediyor. Onun için en konuşulmayan konulardan birisi de bu bağlamda bu medyanın finansmanı. Ve bunu saydam bir hale getirmedik Türkiye'de. Yeryüzü standartlarında bir değişime uğratmadık. Onun için medyayı kim ele geçirirse onun borusunun ötebileceği bir hal. Dün askerlerdi, bugün başka siyaset gibi. Yani burada çok yapısal aksaklıklar da var. Bunu her seferinde söylüyoruz. Nedense bir şekilde konjonktüre göre ilk defa söylüyor, kızdı şimdi söylüyor falan. Onun da bir kere altını çiziyorum. Ziyan finanse edilerek ve ziyanı siyaseten finanse ettirerek yahut devlet işbirliği içinde nüfus ticareti yaparak zararı finanse ettirmek gerçek basın ilkelerinden uzaklaştırılıyor.